Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Yayınlarımızı izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Bugün İstanbul'u konuşacağız. Bir İstanbul sevdalısıyla, 500 yıllık bir İstanbulluyla, 500 yıldır ailesiyle beraber İstanbul'da yaşayan önemli biriyle, yazar Mario Levy ile. Zira herkesin bir İstanbul'u vardır. Herkes farklı bir İstanbul yaşar. Peki Mario Levy nasıl bir İstanbul'u yaşar? Ona soracağız. Hoş geldiniz İstanbul. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Nasıl bir İstanbul'u yaşıyorum? Aslında birçok kimliğimle yaşıyorum İstanbul'u. Birincisi bir yazar olarak yaşıyorum. İkincisi, sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi yaklaşık 530 yıllık bir geleneği taşıyan bir İstanbullu olarak yaşıyorum. Bu 530 yıllık gelenek birçok şekilde bana aktarılmış bulunuyor. Onu yaşıyorum. Peki, hem bir yazar olarak dedim, hem bu uzun gelenek dedim. Bu beraberinde neyi getiriyor? Bu beraberinde yalnızlığı getiriyor. Bu beraberinde yabancılık hissini getiriyor. Çünkü bu konuyu gerektiği gibi konuşabilecek insanlar azalıyor artık. Ve bu konuya değer verenler azalıyor. Ben çünkü hep şunu söylerim. İstanbul'da yaşamak ile İstanbul'u yaşamak arasında bir fark vardır. Ve bu farkı bilmeyen, bu farkı göremeyen İstanbul'da olamaz. Şimdi bu yüzden yani İstanbul duygusu, İstanbul tarihini hissetmek, sokaklarını hissetmek. Çünkü sokakta yaşanır bir şehir. Yani evinizde oturup evinize kapanarak yaşayamazsınız. Sokaktır bu. Dolayısıyla bütün bunları yaşamak için elimden geleni yapıyorum. İstanbul'u en güzel anlatan yazarların başında geliyorsunuz. Estağfurullah. Çocukluğunuz da İstanbul'da geçti. Tabii ki. İlk aşkınız da İstanbul'da mı yaşadınız? Evet. İlk aşkımı tabii ki İstanbul'da yaşadım. Yaşamaz olur muyum? Bana neyi hatırlattınız biliyor musunuz? Şimdi şöyle bir anım var benim. İlk aşkımı anlatmayacağım. Sadece bir anım var. Onu söyleyeceğim. Şimdi belki onu da merak ediyorsunuzdur ama anlatabilirim. Neyse, onu sohbetimiz açılırsa anlatırım. Fakat şimdi benim bugüne kadar işte 19 kitap yazdım. Bunlar arasında romanlar da vardı. Bazı romanlarda hayatın koşulları yardım etti bana diyelim. İmkanlar el verdi diyelim. Ne derseniz deyin. Bugüne kadar kitaplarım 36 dile çevrildi. Dünyada okunuyor yani. Peki ama ne kadar okunuyor onu bilemem. Okunuyor diyelim. Şimdi 2012 yılında benim İstanbul Bir Masaldır romanım Fransızca'ya tercüme edildi ve Fransa'da bir yayını bir tarafından basıldı. Yayıncım o günlerde bana bir şıklık yaptı ve iki gazeteciyi İstanbul'a gönderdi röportaj yapması için. Biri geldi, dedi ki bana, işte telefon etti, çok sevdiğim bir yerde oturalım dedi. Tamam dedim, Kadıköylüyüm ben. İşte Kadıköy'de Bayram Pastanesi'nde oturalım. En eski mekanlardan biri. Oturduk. Bir de güzel böyle bir... Rokoko mu yediniz? Yok, rokoko yemedik. Benim çok sevdiğim rokokosu da çok güzeldir, haklısınız. Ama en güzeli çikolatalı pastasıdır. Ben çok severim. Özeldir yani bayram çikolata. Bir gün beraber yiyeceğiz hocam. O çok özeldir yani. Hakikaten ben başka hiçbir yerde bu çikolatalı pastanın tadını alamıyorum. Oturduk. İşte birazcık Baylan'ı anlattım falan filan. Ondan sonra röportaja geldi sıra. İşte soruları hazırlamış. Bayağı dersini çalışmıştı adam. Evet. Böyle bir buçuk saat kadar sürdü röportaj. Sonra kapattı.
Ses kayıt cihazını. Şimdi sana bir soru soracağım dedi. Off the record soruyorum. Off the record soruyorum dedi bu soruyu. İstersen kullanırım dedi, istersen kullanmam dedi. Neden Türkçe yazdın? Soru bu. Çünkü bütün röportajı Fransızca yaptık. Siz ki Türkçe benim vatanım diyen bir adama i̇şte, bu soruyu İşte soruyor. Oraya geldi. Bakın oraya gelecek laf. Şimdi neden Türkçe yazdın dedi. Şimdi oradan ben olumlu bir sonuç çıkarabilirdim. Yani Fransızca yaptık ya röportajı. Demek ki sen Fransızca yazabilecek kadar Fransızcayı biliyorsun. Manasına da gelebilirdi bu soru. Ama bildiğinizi biliyorum ben, biliyorsunuz. Biliyorum tabii tabii. Evet. Tabii. Yani bütün röportajı Fransızca yaptık evet. Adam. Dedim ki isteseydim dedim Fransızca roman yazabilirdim dedim. Yani o şeyim vardı diye. O Fransızca bilgim var dedim. Çünkü şey dedi yani olsaydın dedi Fransızca yazsaydın dedi dünya çapında bir yazar olman daha kolay olurdu dedi. Haklısın dedim öyle olurdu ama bir dakika dedim ben sana sebebini açıklayayım dedim. Dedik mi bak dedim ilk aşkını hangi dilde yaşamışsan sokakta top oynarken hangi dilde oynamışsan futbol oynarken sokak aralarında. Bizim neslimiz öyleydi. Sokak aralarında top oynardık. Taşlarla kaleler yapardık. Öyle birçok şeyimiz vardı. Yani birçok kuralımız vardı o günlerde. Ondan sonra hangi öfkelendiğinde hangi dilde sövmek, küfretmek içinden geliyorsa o dil senin dilindir dedim. Ve o dil Türkçeydi dedim. Kusura bakma dedim. Bunun üzerine adam tamam anladım. İdrak etti. Anladım dedi. Çok iyi ifade ettin dedi. Anladım dedi. Çünkü bilgili bir adamdı. Yani edebiyat konusunda sohbet edebilecek bir adamdı. İstanbul zannediyorum eski ve yeni diye ayırmak gerekiyor. Doğru. Çünkü sizin aşık olduğunuz İstanbul o eski kadına aşıksınız. Evet. Bu çok doğru. Tespitinize katılıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim size. Bundan yaklaşık bir 5-6 yıl kadar önce üniversitede hocalar restoranındayız. Felsefe bölümünden bir hocamız vardı. Bir büyüğümüz. Şu anda artık 80'lerin sonlarında kendisi. Allah uzun ömür versin. Sağlıklı ömür versin. Kitaplarımı okumuştu bazı kitaplarımı. Bir gün bana şey dedi. Sen dedi yeni İstanbul'u hiç sevmiyorsun dedi. Sen hep eski İstanbul'u anlatıyorsun dedi. Ben de haklısınız hocam dedim. Haklısınız. Yani ben çünkü eski İstanbul'u çok benim için hem yol gösterici olarak buluyorum. Hem de aynı zamanda ilham verici olarak görüyorum. Neden? Çünkü hayal etme imkanı veriyor bana. Yani sokaklarında kalan izler bana hayal etme imkanı veriyor. Ve ayrıca da kendimi eski İstanbul'u tanımaya da sürekli olarak hazır hissediyorum ve gönüllü hissediyorum. Yani öğrenmenin de ayrıca sonu yok diyorum kendime. Şimdi birçok kamusal yapı var işte hepimizin çok iyi bildiği Ayasofya, işte Süleymaniye falan filan bunlar çok çok büyük bir önem taşıyor. Böyle onlarla ilgili tarihi bilmek, onun duygusunu bilmek, edebiyata yansımalarını bilmek bunların hepsi çok büyük bir değer taşıyor. Ama aynı zamanda herhangi bir eski semtte eski bir semtin sokaklarının birinde kalmış, artık ihmal edilmiş bir ev mesela. Belki 150 yıllık, belki 200 yıllık bir ev. Ne kadar? Çok az kaldı İstanbul'da öyle evler. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Ama veyahut... Biraz Eminönü tarafı, biraz da Kadıköy Moda tarafında. Biraz da şeyde kaldı, Zeyrek
Zeyrek tarafında. Zeyrek tarafında evet, kaldı. Üstlerde. Evet. Şimdi onlara baktığınızda bir hayat görüyorsunuz. Bir geçmiş, bir derinlik. Bir derinlik görüyorsunuz. Anlatabiliyor evet. muyum? Bunların hepsi benim için bir değer taşıyor. Bir hayal etmeye de çalışıyorum. Şimdi mesela bir gidiyorsunuz Çemberlitaş'a. Bakıyorsunuz Çemberlitaş sütununa bakıyorsunuz. Çemberlitaş sütunu bugün birçok kişinin yanından geçtiği ve hiç de işte bir sütun orada falan duruyor. Halbuki onun bir tarihi var ve eski halini hayal etmeye çalışıyorum. İşte etrafındaki o Konstantin Forumu nasıldı, o büyük meydan nasıldı? Düşünebiliyor musunuz? Tepesi Apollon heykeli ve düşünebilir ilk yapıldığında da erguvan rengindeymiş. Roma'dan özel olarak getirmiş taşlardan yapılmış erguvan renginde. Neden? Bizans'ın sarayın rengi asaletin. Biliyoruz. Asaletin rengi. Şimdi hanedan. Sonra işte yangınlar çıkmış, yanmış işte orası kavrulmuş. Şimdi değişmiş. Şimdi bütün bunları bilmek bir şehri yaşamak değil midir? Yani öyle. Dolayısıyla bir şehrin derinliğini yaşamak değil midir? Biraz da öyle bakıyorum. Bir de ayrıca ya bir tarihçi gözüyle de değil, bir yazar gözüyle de yaşamaya çalışıyorum. Çünkü bir de bana anlatılanlar var. Şehir kültürü adına anlatılanlar var. Örnek vermem gerekirse, mesela işte balık kültürü. Yani öyle İstanbul'un hocam, balık kültürü. İstanbul'un yemek, balık ve deniz kültürü. Balık ve deniz kültürü. Şimdi bir de ona baktığınızda, nerelere gidiyorsunuz? Anlatabiliyor muyum? Her şeyin zamanı var değil mi hocam? Palamut'un zamanı var. Lüfer'in zamanı var. Kalkan'ın zamanı var. Şimdi Fener'in zamanı var. Oturur. Şimdi bu sadece bunu... Hocam en son fener kavurma ne zaman yendi sen? En son fener kavurma epey oldu ya. Unutuluyor çünkü. Şeyde mesela... Kılıç balığı artık Marmara'ya girmiyor. Yok girmiyor. Çanakkale Boğazı'na kadar geliyor, orada kalıyor. Girmiyor artık şimdi. Ve birçok balığı da kaybediyoruz. Yani uskumruyu bulmak mucize. Kolyos belki var ama uskumruyu bulmak mucize. Şimdi bütün bunlara baktığınızda bu da bir kültür. Anlatabiliyor muyum? Ya, ama İstanbul'a ait bir kültür. İstanbul'a ait bir kültür. Düşünebiliyor musunuz? Yani eski Bizans sikkelerinde bir yüzünde imparator, öteki yüzünde palamut var. Balık var yani çünkü İstanbul'un simgesi. Şimdi bütün bunlara baktığınızda böyle bazen bütün bunların farkında bile olmayanlar. Yani şimdi oturup ekseni kaydırmak istemiyorum ama hani o küresel oyun falan dikkate alındığında şimdi bir Korelinin, bir Norveçlinin, bir Arjantinlinin ve bir Türk'ün aynı damak zevkine sahip olması için gösterilmiş olan başarı beni çok üzüyor. Yani mesela o bir örnekleştirme, teklifleştirme, işte o hamburger kültürü vesaire vesaire. Şimdi hani marka üzerinde durmayalım, önemli değil zaten markalar ama herkes bunu biliyor. Hani işte bir hamburger, yanına bir patates kızartma, dünyanın her yerinde aynı. Aynı. Ha? Oysa ki. Şimdi hamburger lezzetsiz mi? Hayır değil. Tamam eyvallah, güzel ama bir de mesela bizim meşhur tükürük köftemiz var efendim. Evet hocam. Yani o da böyle ekmeğin, taze bir ekmeğin içine o tükürük, bir de soğan, bir de biber, bir de tuz, ona güzel yenir. Bir de ne güzel yenir o. Ya hocam İstanbul'da artık onların sayısı da azaldı. Çok sayısı da azaldı. Sizin İstanbul'unuzu konuşmalıyız ama tabii. Sizin İstanbul'unuz tamamıyla sizin deneyimlediğiniz bir İstanbul değil. Bildiğiniz İstanbul'un bir kısmını da büyüklerinizden, babanızdan, tabii, dedenizden dinlediğiniz bir İstanbul doğru, var. Çok doğru. Nasıl bir İstanbul hocam genel hatlarıyla? Çok doğru. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim babam 1929 doğumluydu. Dedem, yani annemin babası, 1904 doğumluydu. Ve dedem
Çok ilginç bir insandı. Yani normalde hayatında ticaret yapmış bir adam. Orta seviyede bir tüccar. Hayatını öyle sürdürmüş ama çok varlıklı bir aileden gelmiş. Fakat zamanında yapılan işler, hatalar, servetin yok olmasına sebep olur. Bu yüzden hep dedem şey derdi, yani bazen çevremde insanlar görüyorum, para sahibi olduklarında işte kibirlerinden geçilmiyor. Oysa ki bunlar hep gelip geçici, yani bunlar hiç değer bile değil Yalan derdi. dünyanın malı diye. Yalan dünyanın malı, değer bile değil derdi. Şimdi dedem mesela eski Hasköylü idi. Dedemin babası da Hasköylü ve tabii bir zamanlar Hasköy Yahudiler için çok önemli bir merkez ve çok da hani hele hele Hasköy'ün belirli yerleri böyle entelektüel olanların, varlıklı olanların falan yaşadığı bir yer. Ve onun karşısında da ne var? Balat var. Balat. Şimdi Hasköy Balat. Şimdi Karşıda patrikhane var. karşıda patrikhane var. Dolayısıyla öyle bir ortamın içinde ve düşünebiliyor musunuz? Mesela dedem ben çocuktum demişti. Çok Halıcıoğlu'nda işte çok korkmuştuk. Neyi anlatıyordu? İşte silah sesleri falan duyduk. Adam şeyi anlatıyor. İkinci Meşrutiyeti, 31 Mart vakası ondan sonra onları yaşamış yani. Şimdi dolayısıyla hem İstanbul tarihi adına aktarılan bir bilgi var, hem de benim aile kültürüm var. Yani bir Yahudi ailesi nasıl yaşadı İstanbul'da, neleri taşıyarak yaşadı. Mesela dedem hem Osmanlı kültürünü bilen biriydi. Ondan sonra çok severdi Atatürk'ü. Çok çok severdi. Ve ondan sonra Cumhuriyet kültürü. Mesela dedem bazen hızlı not alması gerektiğinde Osmanlıca yazardı. Oo, çünkü daha iyi biliyordu, değil Daha mi? iyi. Ve şey vardı. Steno gibi biliyorsunuz Osmanlıca. Yani Latin harflerin oranı daha çabuk yazılırdı. Laf arasında gelirdi. Yani hani dede anlat değildi. Dede anlat Bir demem yerden üzerine mevzu bir yerden açılırdı. mevzu açılır. Oraya doğru, eski Orada İstanbul'a doğru gider eski yol. İstanbul'a doğru gider yol. Şimdi ben böyle bir kültürle büyüdüm. Yani anlattıklarıyla büyüdüm. İşte efendim gitmişler bir keresinde Sultan Reşat'ı görmüşler de şöyle olmuştu böyle olmuştu. Tabii görecekler çünkü dedemin babası antika halı tamiratı yapan bir ustaymış. Saraya falan işler yapmış. İşte gitmişler Sultan Reşat'ı görmüşler. Şöyle olmuş böyle. Şimdi bütün bunları anlatıyor. Şimdi dolayısıyla bir kültür aktarılıyor. Ve o kültürün içinde hayatın akışında gelenler. Mesela bir keresinde şey anlatmıştı, işte gitmiştik demişti babamla ve annemle işte direkler arasına. Ondan sonra dönüşte işte bir sandal kiralamıştık. Sandalla dönüyoruz. Ben artık birazcık annemin böyle göğsüne başımı dayayıp uyumak üzereyken bir de baktım ki demişti. Bir dedem şey de değil, şair falan da değil ama bakın nasıl anlatıyor. Bir de baktım ki Haliç'te deniz bir gümüş rengini almış. Sanki bir gümüş denizin içinde gidiyoruz. Öylesine laf arasında bunu söyledi. Ve ne kadar değerli bir bilgiydi bu. Ya Ne kadar değerli bir bilgiydi. Gümüş Denizi'nde Gümüş denizinde gidiyorduk kayıkla kayıkla. gidiyorlar. Şimdi mesela bu herhangi bir kitapta da bunu bulamazsınız. Çok özel bir Özel betimleme ama bir yani onu betimleme görmeden söylemek mümkün değil mümkün zaten. değil. Öylesini hatırladı, anlattı. Tabii o zaman Haliç pırıl Pırıl tabii o zaman Haliç pırıl pırıl. Şimdiyle pırıl. Yani alakası yok. alakası yok. Şimdi fakat şey derdi bazen ya derdi ben dünyaya derdi 50 yıl geç geldim.
50 yıl daha önce gelmek isterdim dedi. Orada da ilginç bir şey söyledi. Dedim ki, ya dede demiştim bir keresinde, tamam her şey güzel de daha 50 yıl önce gelseydin mesela hiç elektrik olmayacaktı hayatında. Olsun, bilmiyorduk ki dedi. Bilmeyince insan aramaz. Bu hayat böyle akar gider. Bilmeyince insan aramaz. Şimdi biz 2021 yılında konuşuyoruz işte burada. Etrafımızda böyle bir şeyler var. Bir kayıt cihazları var. Onlar kaydediyor bizi. Konuşuyoruz. Bu son şey diyoruz artık. Şu anda vardığımız teknoloji. Son teknoloji diyoruz. 15 yıl önce hayal bile edemezdik. 15 yıl önce hayal bile edemeyeceğimiz gibi teknoloji hızla geliştiği için 15 yıl sonra bizimle alay edilecek. Değil mi hocam? Yani bunları yaptığımız için. Bakın sizinle az önce konuştuk işte muhabirlik yaptığınız dönemde o ağır kameralar diyorsunuz. Şimdi evet. Nereden? Ama diyeceksiniz ki ağır kamera. Tamam yok başka bir şey bilinmiyor. İnsan bilmeyince budur diyor. Gönül katlanıyor değil mi hocam? Gönül katlanıyor ve budur diyor. Gerçek bu diyor. Doğru. Anlatabiliyor muyum? İdrakin o kadar oluyor. Çünkü. İdrakin o kadar. Tabii idrakin o kadar. Bu sebeple de bütün bunları bilmek bazen sizde ne oluyor biliyor musunuz? Ağır bir yük oluşturuyor. Bunları bilmek. O yüzden hani sohbetimizin başında size bir yabancılık hissetmeye başlıyorsunuz diyorum. Çünkü sokağa çıkıyorsunuz, bakıyorsunuz ki bunların hiçbirinin farkında olmayan insanlarla berabersiniz. Onlarla yaşıyorsunuz. Kitle de yabancılaşmış, kitle de değişmiş. Evet. Eski İstanbul'un eski insanları da yok. Yok, tabii yok ve artık kendinizi bir tuhaf hissediyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu sebeple bazen ne diyorum biliyor musunuz? Yaşamış olmak güzel. Bilmek güzel. Ama bir o kadar da bazen insana koyuyor. Yani koyar bütün hocam. Bilmek. Öyle bilmek değil. Koyar. Çünkü yok artık. Yani o eski güzel İstanbul'dan konuşuyoruz ya hocam. Şimdi oraya geri dönmeden çok kritik bir soru. Tabii. Görmediğiniz mutlaka değişik yerleri vardır. Vardır, vardır şüphesiz. Ama görmek istemediğiniz yerler de var değil mi hocam? Ne kadar doğru. Ben bu ifadeyi İstanbul'dan söz konusu edildiğinde bunu hep söylerim. Benim İstanbul'da görmek istemediğim, görmeye de ihtiyaç duymadığım ve hiçbir zaman da görmeyeceğim yerler var İstanbul'da. Ama gördüklerim bana yetiyor. Gördüklerimin bazen bana hissettirdiği üzüntü de yetiyor. Şimdi bakın size bir şey söyleyeyim. Üzüntü dediğimde benim babamın olsun, dedemin olsun ticaret yaparlardı ve iş yerleri Eminönü, Bahçekapı, Tahtakale, Sirkeci hep o taraflardaydı. Ticaret orada dönerdi. Ticaret oradaydı. Ticaret oradaydı. Şimdi küçük esnaflar kaldı. Evet. Şimdi ben oraya çok sık giderdim ve farkında olmadan ileride bazı hikayeleri yazmama imkan tanıyan birçok anı devşirmişim. Şimdi ben bir dizi yapmaya başladım kitaplarımda. 7 ciltlik bir dizi. Her bir cilt İstanbul'un bir semtinde geçiyor ve haftanın bir gününde geçiyor. Şu ana kadar Kadıköy'ü yazdım, Şişli'yi yazdım, Eminönü'nü yazdım, Bilebeyoğlu'nu yazdım. Ve aynı zamanda gittiğim bu semtlerin fotoğraflarını çekiyorum. Yani siyah beyaz çalışıyorum, fotoğraflarını çekiyorum. İnanır mısınız? Eminönü'ne geçen sene gittim. Kendimi çok kötü hissettim. Sanki Eminönü'nün üzerinden bir buldozer geçmiş. O eski benim çocukluğumun, ergenlik dönemimin, gençlik dönemimin, o hayata bazen gülümseyerek bakan esnafı, küçük tüccarları, işte
kumaşçıları, kolonyacıları, efendim parfümericileri, işte tıraş takımı satanları, elbacıları, şekercileri falan yok, kalmamış artık. Kimyası bozulmuş. Yani hiç kimse kusuruma bakmasın. Ama şunu söylemekten de imtina etmeyeceğim. Buna Mısır Çarşısı da dahil. Orası bir Orta Doğu şehrine dönmüş. Ve ben İstanbul'un bir Orta Doğu şehrine dönmesine tahammül edemiyorum. Hocam adeta oralar tam bir Arap şehri oldu. Evet. Yani tuhaf. Hele hele bir de akşamları bir gitseniz Eminönü'ne. Oraya birçok eski hanlar kurtarıldı. Otel yapıldı. Onlar da önemli. Ama ahalisi yani. Yani bu isteyen buna bir ırkçılık desin. Hiç umurumda alakası bile değil. Hocam, ben bunu İstanbullu olarak söylüyorum. Bir İstanbullu olarak söylüyorum. İstanbul'un o çok kültürlü yapısı, o çok kültürlü yapısı her geçen gün biraz daha çok kayboluyor. Çok yazık oldu hocam. Evet. Eminönü gibi yok olan içler acısı başka bir yer söyleyeyim hocam. Sultanahmet. Evet. Sultanahmetli olmak vardı. Tabii ki. Oranın eski insanları vardı. O evlerin hepsi restorana, pansiyona döndü. Evet, evet. Yani kimyayı bozan şey para herhalde hocam. Ve kimyayı bozan her şey para ve bir de tabii zaman akışında çok hata yapıldı. İstanbul'a çok ihanet edildi. Öyle söyleyebilirim. Bakın size bir incelikten bahsetmek istiyorum. İstanbul'da Firuza adında iki cami vardır, bilirsiniz. Biri Sultanahmet'tedir. Öteki de Cihangir'dedir. Şimdi Cihangir'deki caminin minaresi sağdadır. Yüzünü verdiğinizde. Sultanahmet'teki caminin minaresi soldadır. Sebebi nedir biliyor musunuz? Sultanahmet'teki camide caminin sağında kalan bir bölgede Rumlar yaşarmış. Ve o minare sola yapılmış, ezan vakti okunduğunda Rumlar rahatsız olmasınlar diye. Onun için sola yapılmış minare. Bu kadar ince, şimdi, bu kadar naif bir bu incelik, noktadan. Bu incelik, bu İstanbul kültürü. İşte bu yok olan bu. Anlatabiliyor muyum? Yok olan bu. Bu parayla satın alınabilecek bir şey de değil. Değil. Tekrar yerine konulabilecek bir şey değil. De değil. Çünkü o kültür kayboluyor. Yüreklerden işte. Siliniyor çünkü. Tabii. Bu duygu siliniyor. Tabii. Ve biz bu mirası sürdüremedik. Önemli olan o. Yani böyle bir şey vardı ve yok şu anda. Maalesef yazık ettik hocam ya. Evet. Bu güzel şehre, bu evet, güzel evet. Kadına ihanet ettik. Evet, evet. Ne yapalım yani? Ama yaşayabildiğimiz kadar yaşayacağız yani. Öyle hocam sağ yayınımıza katıldınız. Çok güzel anılar paylaştınız. Çok sağ güzel olun. Şeyler paylaştınız. Teşekkür eşsiz ederim. Bir sağ yayındı. Benim sağ için olun. Çok kıymetliydi. Çok teşekkür ederim. Kıymet verdiniz bizimle. Estağfurullah, beraber. Estağfurullah. Hocam, olur mu öyle şey? Estağfurullah. 530 yıllık bir İstanbulluyla İstanbul'u konuştuk. Mario Levi'ydi konuğumuz. Sağ olsun, var olsun. Bizi kırmadı, bizimle beraber oldu. Sizler de bize kıymet verdiniz, değer verdiniz. Zaman ayırdınız, bizi izlediniz. Sizler de sağ olun, var olun. Hoşça kalın.